Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Ukrayna Kültür Merkezi açıldı. Ukrayna Kültür Merkezi'nin açılışı 3 sözleşmeli öğretim görevlisi, 6 misafir öğrencinin katılımıyla üniversite bünyesinde gerçekleştirildi. Bir ay Türkiye'de kalıyoruz. Buraya eğitim amacıyla geldik. Türkçemizi geliştirmek için geldik. Bir ay Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrencilerle beraber derslere girdik. Bu ay içerisinde biz derslere girdik. Bunun dışında biz bayağı gezdik. Hem Kars'ı hem Türkiye'yi gezdik. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Derslerimiz için bizim için çok faydalıydı gerçekten. Türk edebiyatıyla, Türk diliyle ilgili bütün bilmediğimiz konular, bütün sorular şimdi arkamızda, yani biz her şeyi öğrendik. İstediğimiz bilgileri aldık. Yine bizim hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl önce biz bir öğretim üyesi arkadaşımızla Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Daha önceden üniversitemizle Taras Şevçenko Üniversitesi arasında ikili anlaşmalar vardı. Ancak çok önemli bir faaliyet geliştirdik. Biz Ukrayna'da Kiev Üniversitesi'ni ziyaretimizde Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Slav dillerine bağlı Rus Dili ve Edebiyatı şu anda öğrencimiz var. Gündüz ve gece ikinci eğitim öğretime devam ediyor. Ukrayna Dili ve Edebiyatı'nda öğrenci alma planımız vardı. Bu çerçevede gittik, görüştük ve kısa bir süre sonra 3 öğretim üyemiz sözleşmeli olarak YÖK'ten de izin alınarak üniversitemizde, fakültemizde göreve başladı. Ve şu anda YÖK'e Ukrayna Dili ve Edebiyatı da öğrenci alım için dosyamız sunulmuş durumdadır. Sonuç bekliyoruz. Eğer olumlu gelirse, ki ümidimiz o yöndedir, 3 öğretim üyesi, yani gerekli, bu iş gerekli şartları sağlamış durumdayız. Ve bu 3 öğretim üyemizin sonucunda önümüzdeki dönem, yani 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ukrayna dilinde sanırım Türkiye'de ilk kez biz öğrenci almış olacağız. Bunun yanında Erasmus programına dahil olmayan Ukrayna ikili ilişkiler çerçevesinde bir ay önce 10 öğrenci konuşuldu ama 6 öğrencimiz üniversitemize gelmiş bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin bütün barınma ve diğer ihtiyaçları üniversitemiz tarafından karşılanmıştır ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzde derslere girmektedir. Yurtlarda öğrencilerimizle birlikte kalmaktalar ve bu öğrencilerimiz bir ay içerisinde bulundukları seviyeyi çok ileri götürmüşler. Az önce de gördüğünüz Türkçe bayağı rahat konuşabilir duruma gelmişlerdir. Bunun karşılığında da bizim Rus Dili ve Edebiyatı bölümümüzden öğrencilerimizi yine aynı anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya göndereceğiz. Şu an maalesef olumsuz gelişmelerin neticesinde biraz ertelemiş bulunmaktayız. Bütün ümidimiz bu anlaşmaların, yani bu ikili anlaşmaların, iki üniversite arasındaki gelişmeleri, ülkemiz iki ülke arasındaki zaten çok iyi durumda olan ilişkileri daha da ileriye götürmesi ve Kars'ta Türkiye'nin pek çok şehrinden önde olarak Ukrayna Dili ve Edebiyatı ana bölümünde diyelim öğrenci alımı ve eğitim öğretime başlamasıdır. Thank you.
arkadaşlarımız da ellerinden geleni yaptılar. İşte bizden önceki dönemde Azerbaycan Kültür Merkezi adı altında yine Fener Akdemir bünyesinde bir birim kuruldu. Daha sonraki dönemde yine Gürcü Dil Edebiyatı, Rus Dil Edebiyatı'na mahsum olduğu yine bunlarla ilgili kültür merkezleri oldu ve en sonunda Ukrayna'ca bölümün faaliyete geçirmek için hocalarımızın yaptığı takipten faaliyetlerde, takip girişimlerde 3 tane öğretim üyesi, şu anda üniversitenin bünyesinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte. İnşallah demin de bahsettim. Bu yıl öğrenci talebimiz olacak Gökhan. Belirli takdirde bununla bir fiil faaliyeti geçmiş olacak. Dolayısıyla bunların da pekiştirmek amacıyla bir kültür merkezi. Hocalarımızın katkısıyla böyle bir merkez açıldı. Yani öncelikle hem Ukraynalı öğretim üyelerimize hem de bizim kendi üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu ilişkiler artarak devam edecek. Demin de söylediğim gibi amaç tabii bu bölgedeki eğitim, kültür ve dostluk şeyini artırmak, ilişkilerini artırmak ve dünyaya açılan bir barış köprüsünün bir taşı da biz olabilirsek bundan mutlu oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz. Değerli üyelerimiz, dekanımız, saygı değer kurularımız. Burada kaldığımız süre zarfı boyunca size gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok minnettarız. Türk halkının, Türk insanları ne kadar nitelikseler olduğunu bize çok iyi bir şekilde yansıttınız. Türkiye'de farklı yaşama dahil olmak bizim için çok güzeldi. Hocalarımız ve arkadaşlarımız çok nitelikselerdi. Bize ne kadar yardım sağladılar. Bize verdikleri bilgiler sayesinde kendimiz çok geliştik. Türkçe adına bir şeyler öğrendiğimizde yardımcı olan Adem Balkaya, Alper Bahtiyar Oğlu'ya, Arzu Şiğdar'a, Adem Polat'a çok 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 teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada bulunduğumuzdan beri bizim için gerekli her türlü uğraşı veren Azer Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de Vladimir hocamıza sonuna kadar çok minnettarız. Böyle bir fırsatımız olduğu için. Burada geçirdiğimiz eğlenceli ve keyifli günlerde bir ay tamamlandık maalesef. Ve bize karşı göstermiş olduğu ilgi ve sevgi bize çok mutlu etti. Gerçekten hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Там на кроте, ой, там.
Bir gün gerçek müberek bir gün bizim için ilk olarak Türkiye'de. Ukrayna, Türkiye ve Ukrayna ilişkileri tarihinde Türkiye'nin ilk Ukrayna Kültür Merkezi açılıyor. Bu merkez Ukrayna'nın için çok zor koşullarında doğar. Bugünkü Ukrayna için zor durumunda sadece Türkiye yardım elini verdiği, manevi destek verdiği ve her zaman olduğu gibi gösterdi ki bizim ülkelerimizin arasında sadece barış karşılıklı anlayış olmalıdır. Kanısındayım, biz daima anlaşma zemini bulunuyorduk ve bulacağız. Umarım ki bugün açılan merkez bizim halklarımızın birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Мы благодарны в первую очередь руководству университета за открытие Украинского культурного центра и за то, что они в дальнейшем дают возможность обучать турецких студентов украинскому языку и украинской культуре. Tabii ki her şeyden önce rektörlüğe, bu üniversitenin yönetimine teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü onlar bu şekilde hem Ukrayna ülkesini tanıtmaya yardımcı oluyorlar, hem tabii ki Türk öğrencilerine Ukrayna dili ve edebiyatı, Ukrayna kültürünü de aşılamış olacaklar. Bugün Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları bölümünde bir bayram vardır. Bu bayramda bizim bölümde ve fakültemizde Ukrayna Kültür Merkezi'nin açılışıdır. Tabii ki bölümümüzün adından da belli olduğu gibi Slav dilleri ve edebiyatları olduğu için bölümümüzde sadece bugüne kadar Rus dili ve edebiyatı ana bilim dalı çalışmaktaydı, öğrencilere eğitim vermekteydi. Fakat şimdi Slav halklarından, Slav ırkından olan Ukrayna halkı ile ilgili Ukrayna dili ve edebiyatı ana bilim dalını da açmayı düşünüyoruz ve inşallah açılınca Eylül'de artık öğrenciler almaya başlayacağız. Bölümümüzde Rus Kültür Merkezi açılmıştı 1,5 yıl öncesi. Çok güzel de hala çalışmaktadır ve öğrencilerimize de çok yararlı. Çünkü Rusya'dan gelen kitaplar kütüphane bulunmakta, derslerimiz, yüksek lisans derslerimiz o kültür merkezinde geçmekte. Ve tabii ki şimdi Ukrayna Kültür Merkezi'nde de aynı çalışmalar devam edeceğini umuyoruz. Ukrayna ile ilgili Ukrayna'nın tarihi olsun, coğrafyası olsun, kültürü, dili, edebiyatı ile ilgili Ukrayna devleti bize birçok kitap gönderdi. Burada kütüphane oluşturduk ve öğrencilerimiz de artık Ukrayna dili edebiyatı öğrenmeye başladıklarında bu kitaplardan yararlanacaklar. Ayrıca iç öğretim üyesi Ukrayna'dan geldi çalışmakta. Şu an bölümümüzde ve bundan sonra da Ukrayna dili edebiyatı bölümü açıldığında artık Ukrayna dili ve edebiyatı alanında da eğitim verecekler bizim Türk öğrencilerimize. Bu çok sevindirici bir olaydır ve Türkiye'de yanılmıyorsam bir ilktir. Çünkü Ukrayna Kültür Merkezi Türkiye'de bildiğim kadarıyla başka üniversitelerde henüz açılmadı. Ve bunun Kars'ta açılması tabii ki çok böyle doğal diye düşünüyorum. Çünkü Kars, Kafkaslara, Kafkasların ötesinde olan halklara açılan bir kapı olarak görülmektedir. Burada çok yoğun bir şekilde hala Rus kültürü yaşamaktadır ve fakültemizde Gürcü Dili Edebiyatı Bölümü, Rus Dili Edebiyatı Bölümü, Azerbaycan Dili Edebiyatı Bölümü ana bilim dalı çalışmakta ve şimdi Ukrayna Dili ve Edebiyatı ana bilim dalının da açılması bizim bölümümüze çok büyük bir zenginlik katacak diye düşünüyoruz. Гості ж мої, гості, гості ж мої пишні, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, що до мене прийшли, до моєї хати, чим же я вас любив, гості буду пригощати, чим же я вас любив, гості буду пригощати.